Önemli bir haftayı geride bıraktık. AK Parti açısından salı günü beyanname açıklandı ve çok sayıda başlık var. Bu başlıkların büyük bir kısmı zaten son 20 yıl içerisinde gerçekleşti, hayata geçirildi. Bir de bundan sonraki yani Türkiye yüzyılında yapılacakların da bir perspektifi, bir vizyonu çizildi. Şimdi bunlardan birisi enerji hamlesi. Sadece detayına aslında bakıyoruz. Çünkü çok sayıda başlık var. Ben hızlıca bir özetlemek istiyorum. Birlikte yaptık dedi AK Parti. Ben birkaç başlığı buradan çıkardık. Petrol, doğalgaz, madencilikte 100 yılın atılımı yapıldı. Yani Cumhuriyet tarihinin en önemli gelişimleri yapıldı. Petrol üretimi Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıktı. Yeni petrol kuyuları açıldı. Bu perşembe günü doğalgaz, Karadeniz doğalgazına kavuşuyor Türkiye. Yenilenebilir enerjide en büyük yatırım yapıldı. Çok sayıda fabrika açıldı, güneş panelleri. Türkiye inanılmaz bir yeşil enerjiye doğru gidiyor. Dünyanın en büyük barajlarından biri, en yüksek barajlarından biri Yusufeli Barajı yapıldı. Ki bunun gibi daha çok sayıda baraj var. 81 ile doğalgaz ulaştırıldı. Doğudan batıya uzanan enerji nakil hatları, boru hatları işte Azerbaycan'dan ya da Karadeniz'den Avrupa'ya, Yunanistan'a, Bulgaristan'a giden çok sayıda boru hattı var. Yapıldı bunların hepsi ve daha birçoğu da yapıldı burada yer almayan. Peki birlikte yani bundan sonraki süreçte ne yapılacak diye beyannamede yer alan başlıklara bakacak olursak burada Dünya Elektrik Kurulu gücünde 12. sırada şu anda Türkiye, hedeflenen sıra 10. sıra. Önemli bir noktaya gelecek Türkiye. Özellikle İşte bir Akkuyu nükleer santralinin tam kapasiteyle devreye alınması sonrası Türkiye'nin büyük bir enerji noktasındaki sorunu giderilmiş olacak. Karadeniz doğalgazının Türkiye ve dünya ile buluşturulması önemli. Tüm ilçelere doğalgaz ulaştırılması, enerji depolama kapasitesini arttırmak ki şu anda zaten onun çalışmaları var. Bunun daha çok katlanarak yer altında çeşitli noktalarda depolama noktalarının oluşturulması, Tuz Gölü ve diğer noktalar gibi. Yine Türkiye'yi enerjide dünyada önemli bir konuma getirmek. Yani bunlar saymakla bitmiyor. Beyanname kitapçığı var. Onda sayfalarca ve hepsi aslında inanılmaz icraatları beraberinde getiriyor. Birlikte yapacağız diyor AK Parti. Bu nasıl bugün ne kadar birlikte yaptıysak sonrasında da birlikte yapacağız diyor. Bu beyannamenin içerisinde sizin dikkat çekmek istediğiniz maddelere bakacak olursak bunlar ana başlıkta nasıl toplayabiliriz? Şimdi aslında Türkiye 100 yılı dediğimiz o vizyonun alt başlıkları evet. Bunlar. Yani Türkiye 100 yılı, enerjinin 100 yılı olacak, refahın 100 yılı olacak. İnsanlarımızın hiçbirinin ayırt edilmeden bir refah seviyesini artırabileceği bir 100 yıl olacak. Milli güvenliğimizi sağladığımız, enerjide büyük ataklar yaptığımız bir 100 yıl olacak. Bunun liderliğini de elbette ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Aslında deminkiyle birleştirdiğimiz zaman o eğilim neden yükseliyor? Bunlar da etkili, o genel duruş da etkili. Şöyle bir karşılaştırdım ben, biraz önce otururken yazdım. Biz neyi vaat ediyoruz, orası neyi vaat ediyor? Evet. Bakın özetleyeyim. Orası ne diyor? PKK'ya bakanlık vaat ediyoruz diyor. Biz ne diyoruz? PKK'ya bedava roket vaat ediyoruz. Orası FETÖ'ye umut vaat ediyor. Biz 15 Temmuz'daki gibi bir mücadele vaat ediyoruz. Orası anayasadan Türklüğü kaldıracağız diyor. Biz Türk Devletleri Teşkilatı'nı kuruyoruz. Bakın. O da etkili burada. Çok önemli, evet. Çok önemli. Orası bayrak kaldırıp özellik istiyor. Biz ne diyoruz? Tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet diyoruz. Bu eğilim artacak. Bu trend, yani tespitlerinize aynen katılıyorum. Yüksek bir oranda devam edecek. Orası 1921 anayasası diyor. Biz ne diyoruz? Ulus üniter devlet. Atatürk'ün çizdiği rotadan ilerliyoruz. Orası ne işimiz var Libya'da diyor. Biz ne diyoruz? Mavi vatan. Mavi Vatan'ın takibindeyiz. Can Azerbaycan, istikbal Mavi Vatan. Orası tezkereye hayır diyor. PKK'yla müzakere edeceğiz diyor. Biz ne diyoruz? Bir gece ansızın gelebiliriz. Orası komuta kademesi haddini bilsin diyor. Bakın ordumuza. Orta Doğu askerleri gibi kaçacaklar deniyor en yüksek seviyeden. Biz ne diyoruz? Komuta kademesi haddini bildirmek için vardır teröristlerin. Ve 37 bin teröristin haddini bildirmiştir. Orası parayı Londra'dan, danışmanı Almanya'dan, demokrasiyi Amerika'dan dileniyor. Biz ne yapıyoruz? Antemperyalist duruşu sergiliyoruz. Orası altılı masaya sekreter arıyor. Biz Türkiye'ye güçlü lider arıyoruz. İşte bunlar onun alt kırılımlarıdır. Yani bir sekreterin yapacağı işler değil bunlar. Türkiye'yi yüzyılı vizyonunu taşıyacak lider doğru zaman... Doğru noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Onlar Mandacı Babacan'la yürüyor.
Biz de güçlü lider Erdoğan arıyoruz. O yüzden önümüz açık. Bunların hepsini yapacağız. Çok somut. Sayın Alabar'da buyurun. Ben şunu... bu enerji konusuna ilave etmek istediğim hususlar var. Bakın şimdi Jeremy Rifkin Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman olduktan sonra mucizelerle tanıştık. Amerika Birleşik Devletleri'nden görüntüsü geldi. Evet. Görüntüsünü falan gördük. Ne diyordu Jeremy Rifkin? En önemli söylediği şeyler, dünya artık karbon enerjisinden yeşil enerjiye dönüyor, evet, değil mi? İşte tablo burada. Jeremy Rifkin'in onu demesine gerek yok. Neden? Şimdi diyorsunuz ki dünyada elektrik kurulu gücü 12. sıradan 10. sıraya yükselecek. Rakam vermek istiyorum. 2002 yılında devredilen Türkiye'nin kurulu elektrik enerjisi güç kapasitesi 17 bin megawatt. Herkes teyit edebilir. 17 bin megawatt. Bugün geldiğimiz noktada 102 bin megawatt. 17 birimden 102 birime gelmiş. Tam 6 kat. Tam 6 kat arttırılmış. Neyle? Türkiye'de üretilen her 100 birim elektriğin 17'si sadece güneş ve rüzgar enerjisinden yeşil gelir. Enerji. Geldik buraya. Evet. Şimdi bu yenilenebilir enerjiyle ilgili olarak en son Karapınar'da Avrupa'nın en büyük güneş enerji paneli, güneş enerji santrali inşa edildi. İnşa edildi. Konya Karapınar'da Avrupa'nın en büyük güneş enerji paneli inşa edildi. Rüzgar enerjisi zaten hayatımızda. Gelelim nükleer enerjiye. Evet. Türkiye nükleer lige giriyor. Bir taraftan da drone gemisiyle farklı bir boyuta savunma sanayini getiriyor biliyorsunuz. Şimdi nükleer santral, nükleer güç olma anlamında, nükleer elektrik gücü olma anlamında son derece kıymetli bir husus. Ama ne yaptı borazanları? Ben buradan açıkça söylüyorum. Halk TV ekranında Ayşe Nur Aslan, Avrupa'da 4 tane 5 tane nükleer enerji santrali kaldı. O da kapanıyor dediği sırada ve hali hazırda Fransa'da 56 tane nükleer enerji santrali var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 90 tane, dünyada da 420'nin üzerinde nükleer enerji santrali var. Ve Fransa'daki Paris sokakları da dahil olmak üzere üretilmiş her bir birim, 100 birim elektriğin 75'i nükleerden sağlanıyor. Şimdi onlar Almanya'da, İspanya'da, Belçika'da, İngiltere'de nükleer enerji santralleri bu şekilde devam ederken, hatta bu doğal gaz krizinden sonra nükleer enerji santralleri yeşil enerji formu sayılsın diye Avrupa'nın ilgili komisyonlarında bu konular konuşulurken, Ukrayna-Rusya savaşı çıktığında ne dedi bizdeki muhalefet? Rusya ile ilişkileri kesin, nükleer enerji santralini de millileştirin. Evet. Millileştirin ne demek? Kapatın. Kapatın. Neden? Ya sen 80 tane milli enerji santrali yaparsın nükleer de, 81.sinin ihalesini Rusya'ya vermişindir. Yani 80'ini yaptın, 81.yi de sen yap dersin. Yok ki, yani bizim bir beşeri sermayemiz yok nükleer enerji santralini yapacak. O yüzden Rusya'ya yapıldı. Şimdi dertleri Amerikan ağzıyla konuşup o nükleer enerji santralini de kapattırmak. Oysa sadece Akkuyu'dan Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı nükleer enerji, elektrik enerjisinin %10'u gelecek. O yüzden enerji paslı bence Türkiye'nin önündeki en önemli hususlardan bir tanesi. Niçin? TOGG'u mesela çıkarttık değil mi? Yerli ve milli bir araç. Kaldı ki bunun dışında yurt dışından da elektrikli araçlar farklı markalara ait gelecek. Bu neyi gösteriyor? Karbon yakıta olan dayanımın azalırken elektrik enerjisine olan ihtiyacın artacak. Sen bunu planlamazsan ne olur? Planlamazsan o zaman birilerinden elektrik almaya 90'lı yıllarda olduğu gibi, 80'li yıllarda olduğu evet, gibi devam edersin. Dolayısıyla bu fasıl son derece kıymetli ve ülkenin geleceğini ilgilendiren bir fasıl. Ama siz bu fasılla ilgilenmeyip derseniz ki gençler, bana oyunuzu verirseniz ben seçildiğimde bırakın bu enerji faslını falan, muhtarlıklarda ben size evrak kağıt ipliği kadrosu açarım. Siz de güneş enerji sistemleriyle ilgili mühendis falan olmak yerine gidersiniz Tilkicik Köyü'nde mahalle muhtarının yanında üniversite diplomanızda evrak katibi olursunuz. İki vizyon bu. Yani Mehmet Ali Çelebi'nin ortaya koymuş olduğu biz neyi vaat ediyoruz, onlar neyi vaat ediyor şeyine iki farklı vizyon şeyi budur evet, yani. Evet. Şimdi yani muhalefetin diğer tarafın aslında beyannamesine ya da vaatlerine baktığımız vakit somut bir şey göremiyoruz. Yani burada başlık başlık hepsi yıkacağız diyor, netleştirilmiş. Kapatacağız. Evet, kapatacağız, somut yıkacağız, ortadan kaldıracağız, getireceğiz, borç alacağız. 300 milyar doları buldum getirdim diyor mesela. Evet.
Ama bir somut bir şey yok yani. Sundukları 14 Mayıs sonrası başa... Hayır, onlar da yeşil enerjiye destek vereceğiz somut, diyorlar da. Somut ama... bir şey söyledi. Somut bir nedir? Bulunması var. Uyuşturucu baronlarının parasını vergi kullanacak. Alacağız somut. Uyuşturucu baronlarından. Yani burada inanılmaz bir durum var. Yani onların baktığımız vakit seçim sonrası yani vaat ettikleri bir Türkiye yok. Mesela yıkılmış, batıya tamamen bağımlı bir ülkeden bahsediyor. Halbuki şunu duymak istiyor insan. Evet. Mesela güneş ve rüzgarda Türkiye'nin geldiği kapasite her 100 birim elektriğin 17'si rüzgar ve güneşten geliyor dedik değil evet. mi? Biz şu 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 tarihler arasında şu plan, şu projeyle bu rakamı %40'a çıkartacağız. Bunu duyamıyorsunuz. Yok. Çünkü o herhalde şey yok. O yani ama işte teknik yani, altyapı da yok. O know-how yok. O Ar-Ge çalışması yani yok. Yani şöyle bir durum da var. Buyurun. Burada ona dikkat çekmek gerekiyor. Eğer iktidara gelirseler çok zor tabii. O imkansıza yakın da. Bu genel müdürlükler paylaşılacağı için, bakanlıklar tabii, paylaşılacağı tabii, tabii, tabii. için. Şimdi Uluf mesela be. X bakanla Saadet Partisi geldi. Onun programı ayrı. Evet. Nasıl öbür bir tarafa İYİ Parti geldi, onunki peki. ayrı. Tabii. Dolayısıyla şu doğalgaz da çok önemli. Son bir dakika içerisindeyiz ve kapatacağım. Ki tüm ilçelere doğalgaz ulaştırılması. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 920'nin üzerinde ilçe var. Evet. 81 vilayete zaten geldi de evet. 920 ilçeye doğalgaz ulaştıracağız demiyorlar aslında. 920 ilçenin 650'sine ulaştı zaten. Evet. Yani geriye kaldı 100 küsür tane. Peki son bir sual sorayım o zaman. Belçika'da, İsviçre'de doğalgaz ne zaman geldi diye açtım baktım. Gittim İsviçre'ye. O Heideland dedikleri en tepedeki dağ köyünde bile doğalgaz var. 1960'lı yıllarda gelmiş. Niye getirmediniz kardeşim madem? Onlar diyor ki zamanla zaten gelecek. Zamanla olan şey ya turşudur ya sirke. Evet. Yani olmayan ülkeler var. Dolayısıyla bunlar son derece kıymetli hususlar. Peki teşekkür ederim. Son gururlarımızı gösterelim, unutmayalım. Evet. Onların somut bir şeyi var. Dokunmak evet. Dokunacağız diyorlar. Dokunmaya buyurun. Evet. Gururlarımızı gösterelim. Gökbey, savunma sanayinde inanılmaz Hürkuş, atılım. Hürjet, Anka, evet. Kızıl Elma, TFX. Harika. Bitmedi. Zaten Milgem, milli gemimiz, evet. Anadolu, siper hava savunma sistemimiz. S-400'leri yakalayacağız. Bunun müjdesi verildi. Atak, bizim helikopterler. Yerli füze Tayfun, Altay. Evet. Orhan Bey bir de bunların bunun aslında kapatmak yok. Zorundayım çünkü hocam, aşıyorum. Ben bir cümle söyleyeyim yalnız. Ekonomik zorunda. Bağımsızlık olmadan evet. tam evet. bağımsızlık olmaz. Evet. Ekonomik bağımsızlık içinde kendi enerji kaynaklarına sahip olman lazım. Evet. Bunların bir şey söylemiyorum. Hepsinin şöyle bir özeti evet. var. Kapat. Bunlar vatandaşımızın cebine etki edecek. Orhan Bey siz kapatabilirsiniz. Evet. Misafir edermişim. Konuşulacak çok konu var. Evet. Çok önemli bir başlığı açtım çünkü aslında. Çok önemli. Bunun üzerine çok konuşmamız gerekiyor ama önümüzdeki hafta daha çok konuşmalıydık. Daha çok konuşacağız. Pozitif gündem Türkiye'ye hakim olmalı artık 14 Mayıs sonrası da. Vatandaşımız için. Peki çok teşekkür ediyorum. Bütün konuklarımıza Mehmet Ali Çelebi, Yusuf Alabarda, Coşkun Başbuğ, Hikmet Genç ve Ferhat Murat katılımınız için önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.